Bahçeli'ne bırakıyoruz. Bugün yine evet Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Çünkü Sayın Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dosyalardan bir tanesi yine var. Biliyorsunuz siyasi iktidarın talimatıyla çok sayıda davalar açıyor. Siyasi faaliyet yürüten milletvekillerimiz, partililerimiz ve aslında tüm toplumsal muhalefet üzerinde. Ama aynı zamanda Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili verilmiş bir ahim büyük daire kararı var. Biz bugün burada bununla ilgili bir kez daha basına seslenmek ve bir kez daha Sayın Selahattin Demirtaş'ı ve tüm siyasi rehineleri serbest bırakın demek için buradayız. Biz uzun zamandır şunu söylüyorduk. Bu ülkede maalesef hukuk yok, yargı yok, adalet yok. Talimatla yürüyen bir yargı sistemi var. İktidarın iki dudağı arasına bakan ve oradan gelen talimata göre kişileri belirleyen, hedef alan, gözaltına alan ve arkasından cezaevlerine tıkan, yıllara veren cezalarla cezalandıran bir yargı sistemi var. Yargının kısmi olan bağımsızlığı bile bu dönemde bu iktidarla birlikte tümüyle ortadan kaldırıldı. Evet, bu ülkede yargı hiçbir zaman tümüyle bağımsız olmadı. Her dönem aslında siyasi muhaliflere yönelik bir saldırı dalgası her zaman oldu. Ama bu iktidar kadar yoğun, açık, gizleme gereği bile duymadan bu kadar net bir şekilde talimatlı bir yargıyla karşı karşıya kalmamıştık. Ve bugün biz Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili ahim kararı uygulansın diyoruz. Aslında ahim kararı da yeni bir şey söylemedi. Biz uzun zamandır şunu söylüyorduk. Arkadaşlarımız, gözaltına alınan HDP'liler, toplumsal muhalefet içinde yer alanlar, sosyalistler tam da bu iktidara muhalefet ettikleri için, demokratik haklarını kullandıkları için içerideler diyorduk. Siyasi rehineler diyorduk. Ahim kararı da aslında bu sözümüzü, bu tespitimizi doğrular nitelikteydi. Ne dedi ahim kararı? Dedi ki 18. madde ihlali var. Yani ne dedi? Siyasi gerekçelerle insanları gözaltına alıyorsunuz, siyasi gerekçelerle tutukluyorsunuz dedi. Yani dedi ki siz siyasi rakiplerinizi siyaset yoluyla alt edemediğinizde, siyaset yoluyla iktidarınızı koruyamadığınızda yargıyı kullanarak buradan doğru sessizleştirmeye, susturmaya çalışıyorsunuz kendi iktidarınızı korumak için. 18. madde ihlali hem seçilme hem seçme hakkının aslında ihlali hem de siyasi nedenlerle yargının kullanıldığının açık ifadesidir. Bunun dışında ahim ne dedi? Dedi ki ifade özgürlüğünü engelliyorsunuz. Aslında Sayın Selahattin Demirtaş'ın ve bu süreçte gözaltına alınan herkesin düşüncelerini açıklama özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü engellediğini söylüyor. Ve yine diyor ki aslında siyasi faaliyetleri engelliyorsunuz. Siyasi faaliyet yapmasının önüne geçiyorsunuz dedi. Yine dediği diğer bir şey, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı olmasına rağmen yasama dokunulmazlığının hiçe sayıldığını, ortadan kaldırıldığını, yargılamalar sürecinde bu konuda taleplere rağmen hiçbir inceleme yapılmadığını ve bu anlamıyla da büyük bir hukuksuzluk yapıldığını söyledi. İşte ahim büyük daire kararı bütün bunları söylerken aynı zamanda dedi ki derhal serbest bırakın. Yani tartışılacak, itiraz edilecek bir nokta yoktur. Bu kararın hemen derhal uygulanması gerekir dedi. Ama bugün görüyoruz ki halen Sayın Selahattin Demirtaş rehine olarak tutulmaya devam ediliyor. Biliyoruz iktidar çünkü kendisinde rakip görüyor. Biliyoruz HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin, Sayın Selahattin Demirtaş'ın, Sayın Figen Yüksekdağ'ın kendisine kaybettiren olduğunu. Çünkü bu partinin eş başkanlarının bu geleceği kuracak olanlar olduğu, özgürlüğü, adaleti, eşitliği getirecek olduğunu, barışı getirecekler olduğunu çok iyi biliyor. O nedenle de toplumsal muhalefete saldırırken aslında en fazla da Halkların Demokratik Partisi'ne saldırıyor. İşte dün Boğaziçi Üniversite öğrencilerine, ondan önceki gün işçilere, ondan önceki gün direnen herkese, Kürt halkına karşı saldırılarını hep beraber gözlüyoruz. Tek nedeni var, tek kaynağı var, kendi iktidarlarını korumaktır. Kendi iktidarını korumak için bugün kendilerini imzaladıkları sözleşmelere rağmen, uluslararası bağlayıcılığına rağmen ahim kararını tanımıyoruz, uygulamak zorunda değiliz diyorlar. Siz bir sözleşmeye imza attıysanız, uluslararası sözleşmeye imza attıysanız bağlayıcıdır, uygulamak zorundasınızdır. Bunun aması, fakatı, lakini yoktur. Ama sadece bu da değil, sadece ahim kararı meselesi de değil. Bu ülkede siyasi haklar, demokratik haklar açısından da Sayın Selahattin Demirtaş'ın
derhal serbest bırakılması gerekiyor. Bir kez daha buradan hem Selahattin Demirtaş'ı, hem Figen Yüksekdağ'ı, hem cezaevinde rehin tutulan tüm siyasi arkadaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkürler.